Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaş'ın dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Rajkumar Çatır'ı kaçırdı. Sandhya polise gitti. Şimdi detaylara geçelim. Can Yoldaş'ın Hint dizisinin yayınlanan son bölümünde azılı bir terörist olan Raj yapacağı saldırı için planlamalar yapmıştı. Sıraç ise bu durumun farkında olmaz. Diğer yandan Sandhya ise Çatır hakkında yeni ipuçları elde eder. Sandhya'nın elde ettiği ipucu Çatır'ın eşyalarının ve cüzdanının evde olmasıdır. Sandhya, Çatır'ın bunlarsız köye gitmesine anlam veremez. Sandhya bu düşüncelere dalarken Suraj ile çarpışır. Suraj fırsattan istifade Sandhya'ya sırnaşır. Sandhya bu durumdan memnun olsa da Çavi'yi sınavlara çalıştırması gereklidir. İkili ayrılırken Suraj'ın sakarlığı tutar ve yere düşer. Sandhya onu koltuğa taşıyıp burkulan bileğine krem sürer. Bu esnada Raj'ın gizlice Suraj'ın cebine koyduğu flaş yere düşer. İkili bunu fark etmez. Ancak Raj uzaktan durumun farkındadır. Koltuğun altına düşen flaşı bir şekilde almalıdır. Ertesi gün olduğunda Santosh Çatır'ı için endişelenmeye başlar. Sandhya'dan Santosh'a depoda gördüklerini söyler. Çatır'ın parasını yanına almadığını, bunun üzerine Santosh Çatır'ın köyüne gitmeye karar verir. Mena bir hizmetçi için oralara gidilir mi diyerek Santosh'u vazgeçirmek ister. Santosh Mena'ya kızar ve köye gitmek için hazırlıklara başlar. Santosh otobüse binip gitmek için hazırlanırken Mena oldukça endişelidir. Santosh köye gittiğinde yalanı ortaya çıkacak ve Mena'nın yaptıkları anlaşılacaktır. Mena bu yüzden gerçekleri itiraf etmeye karar verir. Mena Santosh'a önemli bir itirafta bulunacağını söylerken gelen telefon işleri değiştirir. Çatır'ı evi arayarak annesinin hasta olduğunu söyler. Bu yüzden biraz daha kalacağını söyler. Çatır'ı bunları söylerken birileri tarafından kaçırılmış ve başına silah dayanmıştır. Sandhya da Çatır'ı ile konuşur. Çatır'ı ona da durumun iyi olduğunu söyler. Telefon görüşmesi sonunda Çatır'ı kafasına silah dayanan adamlara neden kendisini kaçırdıklarını sorar. Kimse ona cevap vermezken yüzü maskeli adam dışarı çıktığında maske çıkarır. Bu adam Rajkumar'dır tabii. Bu yaşananlara inanamayan Mena şaşkındır. Çatır'ın aramasına hala inanamaz. Rajkumar ise geri döndüğünde ailenin köye gitmekten vazgeçtiğini görür. Çatır ile aynı köyde olduğu yalanını uydurduğu için ailenin köye gitmemesi onun yalanının ortaya çıkmasını engeller. Raj bu durumu kurtardıktan sonra flaşı bulmak için gizlice konağa gider. Koltukların altında yere düşen flaşı aramaya başlar. Bu esnada Sandhya'nın eve gelişi Raj'ı oldukça zor duruma düşürür. Ancak Raj gizlenerek Sandhya'yı atlatır. Ancak flaşı bulmayı başaramaz. Raj gittikten sonra Santosh evi temizlerken fark etmeden flaşı süpürür, ardından da dışarıdaki çöp kovasına atar. Dışarıda çocuklarla top oynayan Brandon flaşı bulur. Sandhya Brandon'dan flaşı alarak incelemek için götürür. Rajkumar flaşın Sandhya'nın eline geçmesinden endişelidir. Nitekim Sandhya'nın polise gidişi Raj'ın bu endişelerini daha da arttırır. Sandhya'nın polise gidiş amacı ise Çatır'ı ile ilgilidir. Sandhya bir şekilde Çatır'ın köyünü arayıp onun orada olmadığını öğrenmiştir. Durumu polise anlatarak kayıp ilanı verir. Polis Çatır'ı için ilan bastırmak ister. Yazıcı bozuk olunca bunu başaramaz. Sandhya kayıp ilanının yanında bulunan flaşı ister. Bu flaşta olan bilgilerden habersizdir. Bu esnada Raj oldukça tedirgin olur. Flaşın yakalanması onun tüm planını ortaya çıkaracaktır. Raj'ın korktuğu da başına gelir. Müfettiş flaşta bazı önemli dosyalar bulunduğunu söyler. Bundan dolayı Sandhya'ya flaşı nerede bulduğunu sorar. Sandhya çöpte bulduğu cevabını verir. Polis flaşa el koyarken Raj tüm olanları titizlikle izler. Sandhya eve döndüğünde Ankur'un geldiğini görür. Ankur ve Ankita korku içinde konağa gelseler de burada olan düzeni görünce şoke olurlar. Sandhya kendini kabul ettirmiş, üstüne yemek yapmayı, ev işlerini öğrenmiştir. Sandhya ayrıca karakola gittiğini ve Çatır'ı için kayıp ilanı verdiklerini de söyler. Tüm bu durum Santosh'u çok güzel. Menakşi ise işin ucunun kendisine çıkmasından endişelenir. Dükkanda olan Rajkumar ise Sandhya'nın işleri karıştırmasından dolayı oldukça öfkelidir. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için bizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.